Arduino'da keypad kullanarak step motor kontrol edeceğiz. Simülasyonumuz şu şekilde olacak. Keypad'imizle menülerimiz olacak. İki tane menümüz olacak. Birinde motor hızını kontrol edeceğiz. Birinde çevrimi kontrol edeceğiz. Bir butonla da ana ekran butonu olarak kontrol edeceğiz. Kara tuşuna bastığımızda girdiğimiz değerler onaylanacak. En sonunda yıldız tuşuna bastığımızda da motorumuzun hareket etmesini sağlayacağız. Bunun için sistemimiz şu şekilde. Bir tane keypad'imiz var, gördüğünüz gibi standart. Bir tane IKRC kütüphanesi kullanan iki satırlı LCD ekranımız var. Motor her çalıştığında aynı zamanda bir LED ışığının yanmasını istiyoruz. Bir LED ışığımız var. Bir tane NEMA 23 step motorumuz var. Bir tane TB6600 motor sürücümüz var. Bir tane Arduino Uno'muz var. Bir de bunları besleyen 12 volta ayarlanmış bir DC adaptörümüz var. Konvertörümüz var daha doğrusu. Bağlantılarımız şu şekilde. Step motorumuzdan artı eksi ve B artı B eksi kablolarımız step motorumuzun üzerine bu şekilde bağlı. Bunu kontrol aletiyle, ölçü aletiyle, avametreyle ölçebilirsiniz. Yönlerini belirlemek için. Sürücümüzü 12 voltla besliyoruz. Arduino'muzda 2 ve 3 numaralı pinleri kullandık. Keypad'imiz için de gördüğünüz gibi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı pinlerimizi kullandık. Aynı zamanda ekranımız için de SC, L ve SD, A pinlerini kullandık. Aynı zamanda ekranımızı işte 5 voltla direkt Arduino'dan besledik. Bunun haricinde bir NEMA 23 motorumuz var demiştik. Genel itibariyle projemiz bu şekilde devam edeceğiz. Bunu şimdi iki şekilde kullanmayı planlıyoruz. Birincisi Arduino üzerinden serial porttan veri girişi sağlayarak motorumuzu artı ve yani pozitif ve negatif yönde döndürmeye çalışacağız. Aynı değerleri serial port ekranından gireceğiz. Aynı zamanda bir de keypad, ikinci yöntem olarak da keypad'den girerek bilgisayar olmadan harici olarak kontrol etmeye çalışacağız. Önce keypad'i gösterelim. Keypad bu şekilde ayarlandı. Gördüğünüz gibi B butonuna motor hızını atadık. C butonumuza çevrimimizi atadık. D'mizde de ana ekranımıza dönüyoruz. Bunu nasıl ayarlıyoruz peki? Bakın B'de motor hızımız var. 1600 olarak ayarladığımızda yani saniyedeki adım sayısı bu. Yani 1 saniyede 1600 adım olarak motor hızımız hareket edecek. C'de de çevrimimiz yani 1600 adım 1 saniyede gidecek. Bu bir tura denk geliyor. Yani mesela 3200 adımı ayarladığımızda 3200'ü 1600'ü böldüğümüzde bu tam olarak 2 tur atmış olacak. Şimdi bunlar varsayılan olarak bu şekilde ayarlı. Yıldız tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi 2 tur attı ve bu 2 saniye sürdü. Yani 3200 motor hızımız 1600 iken 3200 çevrimde yani 2 turda 2 saniye sürdü. Her tur 1 saniye. Toplam olarak 2 saniye. Onu da ekranımızda Z zamanı da Z parametresiyle belirtmiş olduk. Şimdi değerlerimizi değiştirelim. Mesela motor hızımızı 3200 yapalım. Motor hızımız 3200 oldu. Tekrar ana ekrana dönersek, bakın yıldıza tekrar bakarsak gördüğünüz gibi hızımız 2 kat arttı. Yine 2 tur attı ama 1 saniyede attı turumuzu. Şimdi C'de de çevrim sayımız vardı. C'ye bastığımızda bunu mesela 6400 yaparsak bir daha yapalım. Kareye basıyoruz. 6400 olarak belirledik. Tekrar yıldıza basarsak gördüğünüz gibi bu sefer 4 tur atıyor. Fakat 2 saniye sürüyor. 4 tur 2 saniyede atıyor. Hızlarımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Bunu tabi istediğimiz gibi RPM'e dönüştürebiliriz. O bizim elimizde ama bize step olarak kontrol etmek daha anlamlı geldiği için bu şekilde kullanmayı uygun gördük. İkinci bir yöntem de bilgisayardan sonuç girerek sağlayacağımız bir kontrol yöntemi. Bunun için programımızda belirlemiş olduğumuz
parametreleri girerek motorumuzu bilgisayardan kontrol edeceğiz. Bunu ayarladığımız şekilde aynı orada bildiğimiz değerleri burada politik yönde hareket etmesi için P yazarak ne kadar bir adım gitmesi istediğimizde 1600 devir gitmesini istiyoruz ve 1600 stres bölü saniye hızla istiyoruz dediğimizde buraya girip enter'a baktığımızda motoru gördüğümüz gibi bir saniyede bir tur atacak şekilde ayarlamış olduk. Mesela aynı şekilde P'yi 6400 yani 6400 adımı 1600 saniyede step bölü saniyede gitmesini istediğimizde bu da yaklaşık 6400'ü 1600'e bölediğimiz rakam kadar yani 4 çevrimi 4 saniyede alacak şekilde motorumuz yol aldı. Evet, biraz da programımıza bakalım nasıl yaptık, neler kullandık diye. İlk olarak programımıza bir Assist Stepper kütüphanesi ekliyoruz. Bu motoru ivmeli hareket ettirmemiz için gerekli bir kütüphane. Ham kodları kullandığımızda ivmeli hareket ettiremiyoruz. Doğrudan start veya stop, yani belli bir adım kadar start, sıfırdan start ve stop kadar değer verebiliyoruz. O yüzden biz bu kütüphaneyi kullanmayı tercih ettik ve gayet de başarılı bir kütüphane. İkinci kütüphanemiz Keypad kütüphanesi. Bu da standart. Üçüncü olarak da ekranımız için Garage kütüphanesi kullandık. Burada bizim kullandığımız LCD ekran bu koda uygun. Bunun bir de 32'lik versiyonu var. Sizin çalışmaması durumunda o kodu değiştirebilirsiniz. Detayları Google'da mevcut. Oradan araştırabilirsiniz. 2 satırlık ve 16 sütunluk bir ekranımız var bizim. Böyle parametreler atadık. LED'imiz 12. pinde. Başlangıçta tuş durum ve basamak parametrelerini sıfırlıyoruz. Ekranımız satırını 4 satır. Keypad'imizin satırı 4 satır ve 4 sütunluk bir keypad. Videoda göstermiştik zaten. Bunları girilen şifre, tuş, girdiğimiz tuşları belirlemek için bu şekilde kullandık. Daha ilk yaptığımızda program şifre giriş ekranıydı. O yüzden değiştirmedim. Bu şekilde kaldı. Bunlar başka bir amaçla kullanılıyor yani. Sonra matris olarak tuş takımını bu şekilde belirlememiz gerekiyor. Hangi matrisin hangi noktasında hangi tuş var, bu şekilde belirledikten sonra satır pinimiz, satır pin ve sütun pinlerimizi belirliyoruz. Biz satır pinlerimiz 4, 5, 6, 7'ye taktık Arduino'da. Sütunlarımızı da 8, 9, 10, 11. pinlere yerleştirdik tuş takımımızı. Daha sonra bu keypad'imizdeki değerleri tuş takımım diye bir değişkene atıyoruz. Yani her basıldığında bu matris üzerinde nerede olduğunu bu kod ile alıyoruz. Daha sonra yine varsayılan Assist Stepper kütüphanesinin varsayılan değerleri var. Biz yani Arduino start alır almaz 5000 step olarak otomatik başlıyor. Bu demek ki yani biz step motor sürücümüzden 1600 adımı seçtiğimiz için yani 1/8 modunu seçtiğimiz için 1600 devirde bir tur atıyor. Yani 5000/1600 devir kadarlık bir devir atmış oluyor bu aynı zamanda. Biz buradan yine bir matematiksel formül ekleyerek mesela hatvesi 5 olan bir vidalı mil kullandığımızda bu değeri matematiksel bir formülle doğrudan milimetreye de çevirebiliriz. Ama bizim şu an öyle bir durumumuz yok. Doğrudan adım olarak kullanıyoruz. Varsayılan hızımızı da 0 olarak ayarladık. Bunu biz kendimiz daha sonra elle giriyoruz. Keypad'den veya serial port arayüzünden. Maksimum speed'imiz de aynı şekilde ve ivmemiz de aynı şekilde 0 olarak belirliyoruz. Daha sonra program çalıştığında otomatik olarak alt programlarda bu değerleri verebiliyoruz. Bunlar da bu değerler de mesafe olarak kontrol etmeye çalıştığımızda bu değerleri kullanıyoruz ama bizim şu an kullanmak gibi bir ihtiyacımız yok. Bu da aynı şekilde bir programı dönüştürdüğümüz arkadaşın yapmış olduğu bir çalışma. Yani bir değer belirliyoruz. Bu değer kadar döndükten sonra belli bir saniye bekliyor ve motor ters yönde otomatik olarak hareket ediyor. Yani ping pong hareketi yapıyor. Buna da dokunmadım. Hani daha sonra ihtiyacımız olursa biz buradan doğrudan birkaç parametreyi değiştirerek aktif hale getirebiliyoruz.
Daha sonra step motorlarımızın Arduino'daki Direction, Pulse ve Enable butonlarının nerede olduğunu, hangi butonlarda olduğunu görüyorsunuz. Bizim ikinci butonumuz the direction butonu, yani dir eksi pinini biz ikinci pine bağladık. Pulse'umuzu da, yani pulse verilerimizi de üçüncü butona bağladık. Daha sonra programımızı bu şekilde başlatıyoruz. Sonra mini main menu display diye bir alt program oluşturduk. Bunun içerisinde bu şekilde ilk başlandığımızda, ilk program ilk başladığında main menu display ile başlıyor ve motor hızımızı, çevrimimizi ve bu çevrimin kaç saniyede olduğunu bu şekilde ekrana yansıtıyoruz. Daha sonra döngümüze giriyoruz. Hızlıca anlatıyorum bunları. Zaten biraz anlayan arkadaşlar kendileri de yorum yapabilirler. Yani burada sıfırdan bir öğretmek gibi bir durumumuz yok. Sadece yaptığımız çalışmanın nasıl olduğunu gösteriyoruz. Döngüye girdiğimizde de önce tuş takımımla hangi tuşa basıldığını arıyoruz. Bu ve bu alt programları çalıştırıyoruz. Ve biz bu tuş menüleri ayarlayabilmek için test diye bir parametre oluşturduk. Eğer test 2 ise, hani 2 olması, boş ekrandayken tuşların basılmasını istemiyoruz. Yani orada da tuşlar basılıyor. Yani tuşların basılmasını istemiyoruz. O yüzden test diye bir değişken atadık. O değişken değerlerine göre biz tuşların aktif veya pasif olmasını belirliyoruz. 2 olması durumunda bu kodlar devreye giriyor. 3 olması durumunda bu kodlar devreye giriyor. Eğer A butonuna basıldıysa testimiz, test parametremizi 1 yapıyoruz. Ve 1 şu an boş. Çünkü A'yı kullanmıyoruz. Mesela B parametresine, B tuşuna basıldığımızda test 2'yi aktif hale getiriyoruz. Test 2'de hangi kodumuz devreye giriyor bu. Burada girilen tuşları ekrana alıyoruz ve her seferinde basamak değerini 1 arttırıyoruz. Tuşları yan yana yazabilmek için. Daha sonra da girilen şifre kısmını boş bırakıyoruz. İşte diğer butonlarda da aynı. D butonunda ana menüyü oluşturduğumuz alt programı çağırıyoruz ve burada en önemli olay aslında kare tuşu ve yıldız tuşu. Kare tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi eğer burada bir switch case durumu kullanıyoruz. Switch case yapısı kullanıyoruz programımızda. Eğer test 1 durumundaysa sadece ana ekranı gösteriyoruz. Eğer 2 durumundaysa test değerimiz, bu alt programı çalıştırıyoruz. Burada hangi değerler var? Önce hız değerini ekrandan alıyoruz. LCD'yi temizliyoruz ve 0-0 pozisyonuna, yani ekranın başlangıç pozisyonuna, yani sol üst köşesine motor hızımızı yazdırıyoruz. Onun altına hızımızı yazdırıyoruz. Daha sonra girilen şifre basamak değerini sıfırlıyoruz. Her seferinde döngümüz bu şekilde devam ediyor. Yani kare girildiğinde bizim hızımız ekrana girilen değere eşit oluyor. Burada tabi girilen değer string bir ifade olduğu için integer'a dönüştürüyoruz. Aynı şekilde bunlarda da böyle detaylı anlatmaya gerek yok. Yıldıza bastığımızda ise sadece döndürme komutunu giriyoruz ve ekranımızı ana ekrana geri döndürüyoruz. Bu da alt motorumuzun çalıştığı alt program. Bunlar mesafeleri ayarlamamız durumunda, mesela bir vidalı mili kullandığımızda ne kadar mesafe hareket ettiğimizi kullanmak için gerekli olan alt programlar. Bunları da şu an kullanmadığımız için es geçiyorum. Burada da ekrana ekrandan, yani serial porttan veri gönderip motoru döndürmemiz için gerekli olan programlar. Bunları da orijinal haliyle çok değiştirmeden kullandım. Eğer P durumunda, yani ekrana girilen değerin P olması durumunda, işte pozitif yönde girilen değer ve hız kadar ilerliyor. R olması durumunda da işte negatif yönde girilen değer ve adım kadar ilerlemek gerekiyor. S'ye bastığımızda doğrudan motoru durdurabiliyoruz. Yani acil durum gibi bir acil durum butonu da buton ataması da yapabiliyoruz. Ona bu kodları atayarak S butonu mesela buton olarak kullanabiliriz. Biz şu an komutla acil durdurabiliyoruz. Burada da A butonuyla da ivmemizi, ne kadar sürede ivmelenmesi gerektiğini
ayarlayabiliyoruz. V ile de hızımızı ekrandan, varsayılan hızımızı yani ekrandan ayarlayabiliyoruz. Bu L'ler, U'lar falan hepsi bizim şu an işimize yaramayan komutlar. Bu da ping pong, az önce bahsettiğim ping pong hareketi için gerekli olan kod. Öyle diyeyim. Yani ileri gidecek, bekleyecek, geri dönecek. Bunu sürekli yapacak. Bizim de şu an buna ihtiyacımız yok. Aynı zamanda mutlak ve artışlı olarak kodlarımızı kontrol edebiliriz. Mesela bir varsayılan sıfır noktasına göre hareket ettirebiliriz veya kaldığı noktadan en son konumundan belli bir mesafe kadar ileri veya geri hareket ettirebiliriz. Kodlarımızın detaylarını da ekrana C komutunu yazıp Enter'a basarsak detaylarını da buradan görebiliriz. Genel itibariyle kodlarımız bu şekilde, programımızda istediğimiz şekilde çalışmaktadır. Herhangi bir sıkıntı.